Hafta sonu Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi tarafından aşure lokması dağıtıldı. Etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı. Mersin Cemevi'nde düzenlenen programa Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kulavuz, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, partililerin il ve ilçe yöneticileri, Alevi kurum temsilcileri, Mersin genelinde faaliyet gösteren oda ve dernek başkanları ve yöneticileri katıldı. Sadece Alevi toplumu değil, burada bulunan, bulunmayan, Türkiye'deki birçok inanç grubunun içerisinde yer alan, farklı etnik yapıdan mezhepte olan yüreği Allah sevgisiyle çarpan herkesin üzüntü duyduğu bir olaydır. Her mezhebe mensup insan Hazreti Hüseyin'i sever, onun için üzülür, bugün onun için yas tutar. Kerbela haksızlığa karşı gelmektir, Kerbela onurlu mücadeledir. Hazreti Hüseyin saygı duyulacak bir mücadelenin içerisinden çıkmıştır ve bunu canı pahasına yapmıştır. Bugün Hazreti Hüseyin'i saygıyla anıyor ama zalimi temsil eden Yezid'i lanetle anıyoruz. İnsanlık onurunu yücelten Hazreti Hüseyin'in fikirlerini çoğaltmak için mücadele ediyoruz. İnsanlara işkence eden, kibri, açık gözlülüğü ve sadizmi temsil eden Yezidleri tarihten silelim. Hasan Kılavuz dedemden bugünün anlamına ilişkin bizleri, tüm bürokratlarımızı yakından ilgilendiren Alevi canların bugünkü layık cumhuriyet yöneticilerinden taleplerini dinledik. Parlamentoda milletvekilliği görevinde bulunduğum yıllarda bu konuya ilişkin yasal çalışmalara, o dönemdeki sivil toplum kuruluşu ve Alevi inanç önderlerinin de katıldığı birçok çalışmaya şahitlik ettim. O dönemlerde gerçekten son derece umutluyduk. Alevi toplumunun beklentileri karşılık bulacakmış gibi bir hava esiyordu. Ama ne olduysa bugünlerde yine Alevi toplumu aynı taleplerle siyasiler karşısına çıkıyor. Türkiye'de bu anlamda değişen bir şey yok.